Arkadaşını ara. Şimdi mi? Evet. Alo Leyla, nasılsın? İyiyim Zehra, sen nasılsın? Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok. Ya ama benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Şirkette misin bugün? Yok, bölümüm değişti ya. Eve getiriyorum artık işleri. Arada gidiyorum şirkete. Evdeyim ama istersen çıkarım. Nereye geleyim? Yok, ben sana gelirim. Bir saate kadar. Tamam canım, görüşürüz. Kahvaltıdan sonra çıkarız. Sen de mi geliyorsun? Ben götüreceğim. Burası mı? Aha. Ne kadar güvenilir biri? Leyla benim dostum. Beni zor durumda bırakacak bir şey yapmaz asla. Emin misin? Nerede çalıştığım başından beri biliyordu ama kimseye söylemedi. Ne aileme ne de başka birine. Fazla oyalanma. Bir saat sonra evde olacaksın. Başka bir yere uğrama. Duydun mu beni? Duydum. Zorbaydı. Yetmiyormuş gibi iyice gardiyan kesildi başıma. Evet, şimdi seni dinliyorum. Anlatacağım ama nereden başlasam bilmiyorum. En başından işte canım, işle ilgili değil mi? Zaten belliydi bir sıkıntının olduğu. Neyse ben sustum, seni dinliyorum. Leyla, ben aslında çalışmıyorum. Anlamadım. Nasıl yani? Nerede kalıyorsun o zaman? Ben evlendim Leyla. Ne? Evlendin mi? Sayılır. Dur. En başından anlat şunu. Ne demek ki evlendim? Ne demek sayılır? Ben de seni bekliyordum. Neden? Bugün bir şey duydum da bilmek istersin diye düşündüm. Neyi? Konu Alev'le ilgili. Aslında Zehra'yla. Yani ikisiyle de alakalı. Gerçi pek önemli olmayabilir ama... Uzatma da söyle. Sanırım Alev Zehra'nın kaldığı yurda gitti. Zehra'yı araştırıyor. Ama nedenini anlamadım.
Alev Zehra ile uğraşıyor Ömer. Başka bir şeydir o. Sen yanlış duymuşsundur. Zehra ile evlenmeni hazmedemedi. Bunun farkındasın değil mi? Alev'in ne düşündüğü umurumda değil. Senin de öyle. Şimdi müsaade edersen. Sen bilirsin. İşte böyle. Her şey tesadüfle başlayıp sonunda da evlilikle bitti. Allah'ım, ne desem boş. Film gibi mi diyeyim, masal gibi mi? Kelimenin tam anlamıyla gerçeküstü şu anlattıkları. Tamam, tamam. Senin neden böyle bir şey yaptığını anlıyorum. Baban için girdim bu oyuna. Peki ya o? Neydi adı? Ömer. Armatör. Evet. Mehtap'ın çalıştığı holdingin sahibi. Ne diyorsun? Ya işte öyle. Tesadüfün tesadüfü. Neyse bir dakika, bir dakika. Tek tek anlat, kafam karıştı. Peki o kardeşi için bunlara girdiyse bile niye sen? Dedim ya. Kardeşinin mutluluğu için. Belki de tekrar hastalanmaması için. Yani ikiniz de sevdikleriniz için kendi hayatlarınızdan vazgeçtiniz. Zehra. Bak. İkinizin yaptığı da çok büyük fedakarlık. Leyla. Ama bak kimse bilmiyor. Etrafımızdaki hiç kimse. O dün tanıştığın kadın. Ben onu senin patronun sanmıştım. Onunla Ayşe'nin kuzeni. Bak, eğer bir daha karşılaşırsanız... Anladım. Merak etme canım. Çok sağ ol Leyla.